Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ev yapımı hamburger tarifi vereceğim. Hemen yapımına geçiyorum. 500 gram dana döş kıymam var. Kıymam çok az yağlı bir kıymaydı. Ama gayet güzel bir kıyma. Kıymamızın üzerine 2 adet orta boy doğranmış soğanı ekliyorum. 1 adet yumurta. Daha sonra baharat olarak kimyon, karabiber, toz biber, pul biber kullanıyorum. Biraz da kekik. 2 yemek kaşığı üzüm pekmezi. Olmazsa olmazlarından biri hamburger köftemizin. Üzerine 2 yemek kaşığı soya sosu. Soya sosu tuzlu olduğu için köfteme tuz ilavesi yapmadım. Bilginiz olsun. Siz damak tadınıza göre de ayarlayabilirsiniz. Ya 1 su bardağı kadar da galeta unu ayırdım. Yavaş yavaş yoğuruyorum. Kıvam almasını sağlıyorum köftelerimin. Burada eklemeyi unutmuşum. Daha sonradan ekleyeceğim. 1 çay kaşığı da karbonat ekliyorum. Karbonat köftelerimizin küçülmesini engelleyecek ve daha böyle elastik bir kıvam almasını sağlayacak. En önemli püf noktalarından biri çok iyi bir şekilde köfte harcımızı yoğurmak ve dinlendirmek. Bir gece önceden hazırlarsanız çok daha güzel olur. Ben 2-3 saat kadar dinlendirebildim buzdolabında. Bakın, hiçbir aynısından alalım. Mıncıklaya mıncıklaya köftemizi hazırlayalım. Bu ölçülerde 15 adet, 14-15 adet hamburger köftesi çıkıyor. Bayağı bereketli. İyice yoğurduk. İşte bu aşamada 1 çay kaşığı kadar karbonatımı ekliyorum. Ve yoğurmaya devam ediyorum. Bütün malzemelerin içine geçmesini sağlayın. Bütün baharat ölçülerimi 1 tatlı kaşığı olarak ayarladım. Açıklamalar kısmında detaylı tarifi yazacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Toplamda 1 su bardağı galeta unundan yarım su bardağı kullandım. Tabii bu benim yumurtamın büyüklüğüne göre değişiklik gösterebilir. Evet, bu şekilde iyice yoğuralım ve streç dilimle kapatalım. Buzdolabında dinlendirelim. Biz de bu arada hamburgerimizin köftesi, ekmeğini hazırlayalım. 2 su bardağı ılık süt, 2 su bardağı da suyu kabımıza alıyoruz. Üzerine 1 paket yaş maya, 2 paket kuru maya da kullanabilirsiniz. 1 çay bardağı sıvı yağ kullanıyorum. 2 ölçü yapıyorum ben şu an hamburger köftemin ekmeğini. 2 yemek kaşığı yoğurt ekledim. 2 yemek kaşığı şeker. 2 tatlı kaşığı da tuz ekliyorum. Bu ölçülerden 19-20 adet hamburger ekmeği elde ediyorsunuz. Ve 2 yemek kaşığı kadar da tereyağımı ayırdım bir kenara. Onu da hamurumuzu toparlarken kullanacağız. Hamurumuzun kıvamını muhteşem bir şekilde ayarlıyor. Ekstra bir lezzet veriyor. Tahta kaşık yardımıyla un ilavesini yapalım. Ve tahta kaşıkla karıştıralım. Artık tahta kaşıkla karıştırılamayacak kıvama geldiği zaman ne yapıyoruz? Elimizle yoğurmaya başlayacağız. Toplamda 12 su bardağı un kullandım. Lütfen siz kontrollü ekleyin. Ele yapışan yapışmayan arası bir hamur elde etmeniz gerekiyor. Çok hafif yapışabilir ama yapışmasa da olur. Açıklama kısmına detaylı tarifi ekliyor olacağım.
Evet, bardak bardak normal 200 mililitrelik bardakla unumu ekliyorum. Tahta kaşığımla karıştırıyorum. Artık karıştıramayacak kıvama geldiğinde un ilavesi yapıp eline yoğurmaya başladım. Hala bakın elime yapışıyor. Bir yandan elinize yapışıyor diye sürekli un ilavesi yapmayın. Yumuşak bir hamur elde etmeye çalışın. Yumurta demişim, pardon. Yoğurtunuzun kıvamına göre un miktarı değişecektir. Bilginiz olsun. Benimki gayet bir cıvık bir yoğurttu. O yüzden ekledim 12 bardak un. Sizler de kontrollü şekilde ununuzu ilave edin. Elime gayet de yapışıyor şu an. Yarım bardak daha ilave ettikten sonra tereyağıyla yoğurmaya başlayacağım. Tereyağı hamurunuzu toparlıyor ve ele yapışmayan güzel bir hamur olmasını sağlıyor. Böyle elastik kıvamlı bir hamur oluyor. Sakın benim hamurum toparlanmıyor demeyin. Yoğurmaya devam edin. Güzel bir hamur elde edeceksiniz. Elinizde şöyle bir yıkayıp temizleyip tekrar yoğurmaya başlayabilirsiniz. İşiniz daha da kolaylaşır. Sürekli un ilavesi yapmak zorunda kalmamış olursunuz. Evet, 2 yemek kaşığı tereyağımı da ekledim. Artık hamurumu toparlayacağım. Yumuşak bir hamurum var. Evet, hamurum hazır. Yarım saat mayalandırıyorum poşete koyup. Evet, mayalanan hamurum. Çok bakın, o kadar güzel kıvamda ki. 19 parçaya böldüm. 19 adet çıktı. Yuvarlayacağız. Elinize yapışıyorsa biraz sıvı yağ kullanabilirsiniz. Yuvarlama işlemi de yaparken. Böyle mandalinadan biraz daha büyük parçalar alıp yuvarlayalım. Tepsi mayası da 20 dakika verelim. Fırınımızı 200 derecede ayarlayıp ısıtalım. İçerisine de bir bardak da su koyalım. Kıvamı köftelerimi de bu şekilde hazırladım. Kapak kullanarak şekil verdim. Ve tavada arkada önünü kızarttım. Hamburger ekmeklerim de hazır. Hamburger lezzetinin içerisine ne isterseniz koyabilirsiniz. Hepsi bu kadar. Ben marul, domates ve salata turşusu kullandım. Ve hamburgerlerim hazır. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Bir sonraki tarihlerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.